Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akciğerleri baştan sona temizleyen süper besinlerden bahsedeceğim. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve geçirilmiş hastalıklar zamanla akciğerleri güçsüzleştirir. Akciğerleri korumak ve güçlendirmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Bazı besinler sık tüketildiğinde akciğerleri baştan sona temizler. Peki akciğerleri temizleyen besinler nelerdir? Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antidoksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıklardan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir. Sarımsak, Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içerisindeki pek çok antidoksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu bir etki gösterir. Kekik içerdiği eterli uçucu yağlar göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler. Siyah havuç Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde güçlü antioksidanlar ve akciğer kanseri riskini azaltır. Üzüm çekirdeği içerisindeki resveratrol, masdesis sayesinde serbest radikallerle savaşarak ciğerlerimizi korur. Özellikle kansere karşı olarak görev alır. Üzüm çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir. kereviz Kanserojen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrosaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Keçi boynuzu Toksinlerden arınmada detoks etkisi sağlar. Akciğer ödemine karşı keçi boynuzun desteğini bulunmaz bir imkandır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı da korumaktadır. Kolesterolü düşürmeye, kalp sağlığı üzerinde çok etkili olan besinler Kolesterolü karşı savaşıyor, kalp sağlığı üzerinde çok etkili, sindirim sistemini düzenlemesi, kabızlığa iyi gelmesi, gaz ve hazımsızlık şikayetlerini bitirmesi, iştah baskılayıcı özelliğiyle zayıflama ve metabolizmayı hızlandırması, tuzlu ve tatlı isteğini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kışın hastalıklara karşı direncimizi arttırması, Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının oluşumunu yavaşlatması, hazımsızlık ve mide kramplarının giderilmesine yardımcı olan, reflüsü olan kişiler şiddetle tavsiye edilir. Hiçbiri soframızdan eksik olmayan birer şifa kaynağıdır. Kolesterolün ve ödemin çözümü oluyor. Alzheimer, Parkinson ve savaşıyor. Kış aylarında sağlık açısından büyük yarar olur. Soframızdan eksik olmayan, hepsi insan sağlığı için faydalı baharatlar. Şimdi sizler için derledim arkadaşlar. Baharatların faydaları nelerdir? Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir, gaz ve hazımsızlık şikayetlerine iyi gelir. Acı pul biber, istem baskılayıcı özelliği vardır ve kalorisizdir. Böylece zayıflama amaçlı tüketiminde arttırılabilir. Metabolizmayı hızlandırır metabolik sendromlu kişilerde özellikle kullanımı faydalıdır kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığı üzerinde etkilidir kekik tuzlu ve tatlı isteğini azaltır özellikle çok fazla tuz tüketen bir toplum olduğumuz için tuzun yerine nane kekik sumak gibi baharatları tercih edebiliriz Bağışıklılık sistemini güçlendirip kış aylarına karşı daha direncimizi arttırabiliriz. En sık tüketilen baharatların faydaları. Baharatlar kışın daha sık tüketildiğinde tarçın, nane, karanfil ve karabiber gibi en sık tüketilen baharatların faydaları şunlardır. Karabiberin bağışıklılık sistemini düzenli ve antidoksidandır. Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının oluşumunu yavaşlatır. Karanfil, bakteri ve virüslerin neden olduğu ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik etki göstererek ağrıyı hafifletici özelliği vardır. Tarçın, kan şekeri ve kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Sindirim yetersizliği, gaz ve şişkinliği azaltılmasında kullanılır. Kan sulandırıcı kullananlar da gebelerde de kullanılmamalıdır. Nane Nane yaprağı ise hazımsızlık ve mide kramplarının giderilmesinde yararlıdır. Reflüsü olan kişiler tüketmemelidir. Zencefil Ödem atıcıdır ve gebelikte sabah bulantılarında tüketilmelidir. Safra taşı şikayeti olan ve safra kesesi bulunmayan kişiler kullanılması uygundur. Serdeçal Son dönemlerde değeri ve nasıl anlaşılan serdeçal kanserlerin önlenmesinde etkilidir pek çok bağırsak rahatsızlıklarında bağırsağın çalışmasına iyi gelmektedir. Antidoksidan olan zerdeçal karaciğer yağlanmasına ve karaciğer hasarına iyi gelmektedir. Antimikrobiyal ve kan sulandırıcı özelliklerin yanında Alzheimer ve artrit gibi hastalıklara da yararlanabilmektedir. Özellikle karabiber ve zeytinyağı ile birlikte tüketimi daha aktif etki göstermesine yardımcıdır. Kırmızı biber Kırmızı biber’e acılık veren kapsa için maddesidir. Ve bu madde metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olur. Aynı zamanda antidoksidan olduğu için kanser hücreleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kekik Bağışıklılık sistemini destekler. Bronşit ve akciğer zarı iltihabı gibi hastalıklara karşı etkilidir. Bitkilerin vücudun doğal ilaç olduğunu unutmamak gerekir. Fazla tüketildiğinde midede ülser, gastrit ve reflüye neden olabilir. Yemeklerde bir baharat çeşidi en fazla bir çay kaşığı kullanılmalıdır. Günlük toplam 5 gramı geçmemelidir. Beni dinleyip abone olmayı kanalıma unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayalım. İyi günler.